Evet, merhaba arkadaşlar. İkinci ülkeye başlıyoruz. Edva'un alettariq. Yani yoldaki parıltılar. Edva biliyorsunuz dağ ışık yani. Yoldaki ışıklar. Değil mi? Bu şekilde de bir çeviri yapabilirim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben bütün cümlelerin çevirisini yapmayacağım. Bunun bir sebebi var. Buradan söyleyemiyorum sebebini. Ama siz merak ettiğiniz bir kısım olursa bana mail atabilirsiniz. Hemen başlayalım bakalım. Nahnu el an fi evailil kanil hamis aşra el hicri. Peki biz şimdi fi evail dedi, yani başları. Başındayız diyor. Neyin başındayız? El kani yüzyıl, el hamis aşar hicri. Yani hicri 15. asrın, 15. yüzyılın başlarındayız. Ve fi bidayeti sene elfin ve erbaniye ve vahid hicri. Bidaye başındayız. Senenin hangi sene? 1401 hicri. Nuveddiu amen ve nestakbilu amen. Veda ediyoruz bir yıla ve karşılıyoruz bir yılı. Yani ne dedik? Senenin birine veda ediyoruz, diğerini karşılıyoruz. Ve netezekkeru tarihan tavilen merrebihil İslam ve Müslümine Hilali Elfin ve Erbaamiye Am. Netezekkeru hatırlıyoruz. Neyi? Uzun bir tarihi. Merre geçti. Merrebihi. Ya da geçirdi olacak burada. Kim geçirdi? İslam ve Müslümanlar. Yani İslam ve Müslümanların geçirdiği uzun bir tarihi hatırlıyor. Tabii ne zaman geçirdi? 1000 Erbaniye, 1400 yıl. Yani 1400 yıl boyunca yeni bir tarihe giriyoruz. Netadallahu. Yeni bir tarihe giriyoruz. Nektubuhu nahnu'l-müslimine yazıyoruz onu. Yani neyi yazıyoruz? Tarihi yazıyoruz. Biz Müslümanlar. Ve nuhaddidu bihi li asrin cedid. Yani onunla yeni bir asır planlıyoruz. Yeni bir çağ planlıyoruz. Peki ma ekzere zikriyat, hatıralar ne kadar çok? Ma ahlaha ve ma emerraha mean. Ma ahlaha ne kadar tatlı ve ma emerraha meal ve ne kadar acı. Yani tatlı ve acı hatıralar birlikte demek istedik burada. Ma azame ma sana aşşar kul İslamiyyu hilalel kar kurun. Hilalel kurun. Peki ma azame ne kadar büyük? Büyük olan nedir? Ma sana yaptığı şey. Şarkül İslamiyyu. Müslüman Doğu. Değil mi? Müslüman Doğu'nun yaptığı şey. Hilalel kurun. Yani yüzyıllar boyunca. Yüzyıllar boyunca Müslüman Doğu'nun yaptığı şey. Ne kadar büyük. Ne kadar, değil mi, azim. Min ecli için. El insan vel hayat,
vel marife vel hadara için insanlık, hayat, bilgi ve medeniyet. Medeniyet için. Buraya kadar şöyle bir toparlarsam, o zaman ne dedim? Müslüman çağlar boyunca, bakın şurada, Müslüman doğunun insanlık, hayat, şurayı kültür de diyebilirim, yani bilgi ve uygarlık için yaptıkları ne kadar büyük. Tamam, buradaki cümleyi bıraktım. Tarihun tavilun ve eyyamun la tumsa. Uzun bir tarih ve günler la tumsa, unutulmayacak günler. Oralarda çeviriyi size bırakayım arkadaşlar. Üçüncü paragrafa geleyim. Peki, linesele Mekke'te vel Medine'te. Peki, Mekke ve Medine'ye soralım. Linesele Dimeşk vel Fistat vel Kahira. Dimeşke, yani Şam'da diyebilirim burayı, Fustat ve Kahire'ye soralım. Lines ele El Kayravan ve Fas ve Kurtuba ve Eşbeliye soralım. Kayravan'a, Fas'a ve Kurtuba'ya ve Eşbeliye'ye soralım. İşbeliye soralım. Ve Lineut bir sual merreten uhra ila Bağdat ve Cürcan ve Asfahan ve Şiraz ve Semerkant ve Buhari ve ila muhtelif el avasım el İslamiye. Şurada dönelim. Bağdat'a, Cürcan, Asfahan'a, Şiraz'a, Semerkant'a, Buhari'ye, İslam el avasın başkentler, yani farklı İslam başkentlerine soralım. Fi kulli mekan minel alemil İslamiyil kebiri. Her yerde İslam alemi, değil mi? İslam alemi, büyük İslam aleminin her yerinde diyor. Emma kaddemet lil insaniye minel ulema ve kuşuf ilmiye ve muellefat ve nazariyat ve efkar. Kaddemet sundu insanlığa min ulema, yani alimler ve ilmi keşifler, muellefat eserler, değil mi? Teoriler, düşünceler. Yani bunları İslam aleminin her yerinde, değil mi? Buraya bağlayacağız, yani şuraya bağlayacağız. Ve emma kâne fîhâ min câmiât min câmiâtin ve meâhide ve medaris ve mektebat. Peki kâne idi fîhâ, oralarda vardı. Ne var? Üniversiteler, enstitüler, medreseler ya da okullar diyebiliriz, kütüphaneler. Ve emmen zahara fiha min udeba ve küttab ve mufekkirin ve felasife ve fukaha ve kuvvat ve gayri dalike. Zahara ortaya çıktı, değil mi? Fiha, orada kimler ortaya çıktı, kimler yetişti? Bu saydığı üniversiteler, okullar, değil mi? Kimler? Udeba, edebiyatçılar, yazarlar, düşünürler, felsefeciler, fıkıh alimleri, komutanlar, değil mi? Kuvvat ve bunun gibi. Daha niceleri, yani bunun gibiler. Velekat dammet
el mudunul İslamiye, el kesir minel metahif, el asar vel mahdutat. Damme toplamış, toplamıştır. İslam, büyük İslam, çok pardon, kesir, çok İslam şehirleri, birçok İslam şehirleri toplamış. Müzeleri, tarihi eserler, mahdutat da el yazmaları, el yazması eserleri toplamıştır. Evet, dördüncü paragrafa geldik. Burada bakalım ne diyor. وَاِنْدَمَا نَعُودُ اِلَى تَارِيْهِنَا لَا بُدَّ اَنْ نَسْأَلَ. Tarihimize döndüğümüzde sormamız gerekir. هَلْ جَادَّ اَزَّمَانُ بِمِسْلِ اَب۪ي بَكْرٍ ve Umar'a ve Ebi Ubeyde ve Ali ve Amrubnul As. Peki zaman Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde ve Amr bin As radıyallahu anh'ın benzerini verdi mi? El cadde bir misli Er Reşid vel Me'mun ve Salahaddin. Reşid, Me'mun ve Salahaddin nin benzerini verdi mi? Ev bir misli Halidun Velid ve Sa'd bin Ebi Vakkas ya da Halid bin Velid, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın benzerini verdi mi? Ve Helcad'de bir misli Kindi vel Farabi ve İbn Sina ve İbn Rüşd ve İbn Tufeyl ve Gazali ve Sivahum. Şimdi Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Tufeyl, Gazali ve diğerlerinin benzerini verdi mi? Ve haddis an el camiat, camiatil İslamiye til kadime. Konuş eski İslam üniversiteleri hakkında. Yani eski İslam üniversitelerinden bahset. El Fustat vel Esher, Araviyyin ve Zeytune ve Nizamiye ve Sivaha. Burada da üniversitelerden bahsediyor. Bakın üniversitelerin isimlerini geçirdi. Mesela ne var? Fustat, değil mi? Esher, Araviyyin, Zeytune, Nizamiye ve diğerleri. La yezalu el eseru mevcuden ve kezalike el Karaviyyin ve Zeytune ve kezalike el Mustansiriye fi Bağdat. La yezalu devamlılıktır. Yani hala anlamı veriyor. Yani el eser hala var diyor. Bakın burada mevcut. Aynı şekilde Karaviyyin ve Zeytune aynı şekilde Bağdat'ta Tensiriye. Yani bunlar hala günümüzde devam eden üniversiteler. Neşe'et el mezahibul fıkhiyetu ala eydi el e'imme, e'immetil erba'a. Gelişti mezhepler, fıkıh değil mi? Fıkıh mezhepleri. Ellerinde dört imam. Yani dört imamın elinde fıkhi mezhepler gelişti. Ebi Hanife ve Malik ve Şafii ve Ahmedun Hanbel. Bu şimdi şeyden bahsediyor. Dört imam dedi ya. Bunlar da kimdir? Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmed bin Hanbel. Ve Cumiat el-Ehadisu en-Nebeviyye fil-Kutubi Sihah el-Meşhura. Cumiat toplandı
Peygamber Efendimizin hadisleri nerede? Kitaplarda, sahih, değil mi? Sahih kitaplarda toplandı. Hadi bu da meşhur, değil mi? Meşhur sahih kitaplarda toplandı. Fekat Zahara Eimmetul Muhaddisine ortaya çıkmıştır. İmamlar, muhaddisin dedi, hadis imamları, yani hadis imamları ortaya çıkmıştır. Kel İmam el-Buhari ve Müslim ve Sivahuma. Kim gibi? Buhari ve Müslim ve diğerleri gibi. Ve kânel İmamu Ahmedun Hanbel min e'immetil fukaha vel muhaddisin ve kitabuhu Musned Ahmet meşhur. İmam Ahmet bin Hanbel imamlardandır. Fıkıh ve muhaddis, yani muhaddis ve fıkıh imamlarındandır. Ne de Ahmet onun meşhur kitabıdır. Evet, şimdi 7. paragrafa geldik. Eddet el-hurub es-salibiyye ila vakfi numuvil hadaretil İslamiyye. Sebep oldu diyor burada. Nedir? Savaşlar. Haçlı savaşları la vakfi, yani durmasına sebep oldu. Neyin durması? İslam medeniyetinin gelişmesi, yani İslam medeniyetinin gelişmesinin durmasına sebep oldu. Ve evkafet numu vel ulum vel adab vel funun tivalel karni sadis, sebep olduğu gibi, durdurduğu gibi diyebiliriz burada. Neyi? Numu ve gelişimi, büyümesi neyin? İlimler, edebiyat, sanat. Sadis yani 6. yüzyıl boyunca. Karni yüzyıl, sadis 6. Evet, 6. yüzyıl boyunca sanat, edebiyat ve fen bilimlerindeki gelişme de durmuştur, değil mi? Onu tabii şu iki cümleyi birbirine bağlayarak çevirebiliriz. Kâne intisaru Salahaddin el-Eyyubi alas-salibiyyine fi ma'rakatiddin el-meşhura. Salahaddin Eyyubi'nin Haçlılara karşı meşhur Hittin Savaşı'nda zafer elde etti, başardı. Galip gelmesi. Selahaddin Eyyubi'nin meşhur Hittin Savaşı'nda Haçlılara galip gelmesi. İstiadetuhu libeytil Makdis min ehdasit tarihil İslamiyyil Kübra. Peki, buraları da atlıyorum arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Verame tilkel hurub. Kâne Selahaddin yuhibbul ilim vel ulema. Bu savaşlara rağmen Selahaddin ilim ve alimleri severdi diyor. İlim ve alimleri severdi. Ve kat ençaa el medaris vel camiat, inşa etti medreseler ve üniversiteler. Ve ihtemme bil ulema ve tüllab. İlim adamları, alim ve öğrencileri önem verdi.